5 önce istifa ettim. Sonra Asya gezmeye başladım ve Asya kıtasındaki ülkeleri gezmek için yola çıktım. İlk durağım Hindistan'dı. Hindistan'dan sonra Sri Lanka, Sri Lanka'dan Malezya'ya geçtim. Malezya'da da 3. günümde başıma böyle bir olay geldi. Orada kaçırıldım, gasp edildim. Ben uzun süredir gittiğim ülkelerde de otostopla seyahat ediyorum. Yine çok merkezi bir yerde, bu hızlı geçiş sistemlerin altında, kameraların olduğu bir yerde bir otostop çektim. Bir şahıs durdu, arabanın içerisinde bir şahıs vardı. Ve şahıs beni gideceğim yere kadar bırakacağını söyledi. Daha önce çok da otostop çektiğim için herhangi bir şüphe görmedim durumda. Sonra sadece yolda giderken 10 dakika arkadaşına uğramaya istediğini, ondan para alacağını söyledi. Oraya gittiğimizde de artık zaten örgütün içerisindeydim. Beni gasp eden bir tane uyuşturucu karteli ve yanında bulunan 5 kişi vardı. Bunlar saldıran 5 kişiydi. Etrafında başımda da bekleyen, işte kaçma bak seni öldürürüz diyen bazı insanlar vardı. Orada beni gasp ettiler. Bıçakla gasp ettiler bu arada. Elimdeki bütün malzemeleri zorla aldılar. Ben olayı anladığım esnada artık tamam Melih yani 10 yıllık verdiği işte mesleğin de şeyle arkadaşıma konum atmıştım. Zaten o da son konum oldu. Havanın aydınlanmasını beklediler. Yani 13 saat neden 13 saat derseniz eğer artık beni bıraktıkları zaman hava artık yavaş yavaş aydınlanma aşamasına gelmişti. Issız bir yerde bıraktılar beni. Ve ellerim gözlerim bağlı bir şekildeydi. Ben zaten indikten sonra direkt gözümü açtım. Zaten ellerim bağlarken bir telefon kablosuyla bağladılar bu arada elimi. Zaten biraz boşluk bıraktım. Ondan rahat bir şekilde kurtulup çantamı kontrol ettim. Baktım çantada zaten hani pasaport falan hiçbir şey yok. Ondan sonra araç durdurmaya çalıştım. Bulunduğum yerde tek tük nadir araçlar geçiyor ve araçlar durmuyorlar korktukları için. Orada da en son bir motosiklet yavaşladığını gördüm. Üzerine önüne doğru geçip ellerimi açınca artık orada durdu ve dedim ki lütfen polisi ara çünkü baldırım kanıyor. Buramda kan lekesi var. Dedim ki soyuldum, gasp edildim, bıçaklandım, polisi ara. Bir yandan da orada çocuğun telefonundan büyükelçiliğin acil numaraları var. O numarayı bulup oradan büyükelçiliğe telefon ettim. Polislerle önce konuma gittik. Konumda orada bir tane şahıs. Onu yakaladılar. Tapınakta hemen bir şahısı gördük. O şahıs da benim başımda bekleyen, dediğim gibi bana saldırmayın ifademde de bu şekilde söyledim zaten. Ama benim başımda nöbet bekleyen, kaçmayayım etmeyeyim diye bekleyen bir şahıstı. Ve ben orada olay olduktan 5-6 gün boyunca kaldım. Hani o da uçak biletimi arkadaşlarım aldı. O süreyi bekliyordum. Ve buraya geldim. Ben telefonla oradaki polislerin WhatsApp telefon numarasını aldım. Telefonla iletişime geçmeye çalışıyorum. Açmıyorlar. Yoğun olduklarını falan söylüyorlar. Ve bu arada onlar bana diyorlardı sana ulaşabilir miyiz falan diye. Şu anda ben burada avukat tuttum. Kendi imkanlarımla iletişime geçmeye çalışıyorum. Ama malzemeler ben YouTube'a içerik ürettiğim için GoPro, drone, enstrümanım, laptop, telefonum, pasaportum, kimlik kartlarım, yani sürücü belgesi. Yani ve en aslında şey de şu anda ben avukatımı tutma sebebi de bir devlet bankasından, benim kullandığım devlet bankasından 62 bin lira para çekilmiş. Zarara uğradık. İstediğimiz şey tek adaletin tecelli etmesi, yani kanunun yürümesi. Bunun için de yetkililere sesimizi duyurmaya çalıştık. Hala bu mücadelem devam ediyor. Çünkü hala mağduriyetim devam ediyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir pasaporta sahibiz. Ve gittiğimiz yerlerde de başımıza böyle bir olay gelebilir. Umarım kimsenin başına gelmez. Ama dediğim gibi umarım kanun işler ve bu şahıslar bulunur, malzemelerim bulunur. Evet.